1. cilt 49. mektup Hak Sübhanehu ve Teala din ve dünya muratlarınıza kavuştursun. Dünya lezzetlerinin fani, geçici nimetlerin zararlarından kurtulmak için ilaç bunları İslamiyete uygun kullanmaktır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. İslamiyete uygun kullanılmazsa bu lezzetler zararlı olur. Allahü Teala'nın gadabına, azabına sebep olurlar. Hakiki tam kurtulmak için bu lezzetleri mümkün olduğu kadar terk etmelidir. Terk edemeyenlerin ilacını kullanmaları lazımdır. Böylece zararlarından kurtulurlar bu lezzetleri terk edemeyip, ilacını da yapmayanlara, böylece felaketlere, dertlere sürüklenip, saadetten mahrum kalanlara yazıklar olsun. İslamiyet, dünya lezzetlerini, zevklerini men etmiyor. Bunların hayvanlar gibi azgın, zararlı kullanılmasını men ediyor. Nefslerinin arzularına tabi olup, dünya lezzetlerini İslamiyete uygun kullanmayanlar böylece faydalı ve daimi olan cennet lezzetlerinden kaçanlar çok zavallıdır. Allahü Teala'nın her şeyi gördüğünü bilmiyorlar mı? Zararlardan kurtulmak için dünya lezzetlerini İslamiyete uygun kullanmak lazım olduğunu işitmemişler mi? sorgu sual günü elbet gelecek. Herkesin dünyada yaptıkları önlerine serilecektir. Dünya zevkleri, lezzetleri peşinde koşanların öldükten sonra dirilmek olduğuna, İslamiyete uyanların cennet zevklerine kavuşacaklarına, İslamiyete uymayanların cehennem ateşinde yanacaklarına inanmadıkları anlaşılıyor. Halbuki bunların ilerici büyük adam dedikleri Avrupalılar, Amerikalılar cennete cehenneme inanıyor. Kiliseleri dolup taşıyor. Avrupalıların ahlaksızlıklarına, namussuzluklarına ilericilik diyerek sarılan, onlar gibi ahirete inanan vatandaşlara gerici yobaz diyerek saldıranların iç yüzleri meydandadır. Akılları olmayan nefslerinin zevklerinin esiri olan bu zavallılara aldanmamalıdır. Dünyada Rabbinin rızasını kazanmış, onun haram ettiği şeylerden sakınmış olanlara o gün müjdeler olsun. Dünyanın yaldızlı hayatına aldanmayanlara, Rabbin azabından korkarak nefslerine hakim olanlara, evinde ve emrinde olanlara namaz kılmalarını emredenlere ve kadınlarına, kızlarına sokağa çıkarken örtünmelerini öğretenlere müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Allahü Teala'nın gösterdiği saadet yolunda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlara selamlar olsun.